Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekiliş sonuçlarını açıklayacağım Şu kodları dağıtayım artık Çünkü yeni kodlar gelecek yavaştan Onları dağıtalım Ve e, Yeni hesabımızda 7 gün oldu 10 gün oldu hatta e, Neler almalıyız bunlardan bahsedeceğim Şöyle şuraya açılmış Tamam Ve Black Friday için Yeni bakın buradan ödülleri alıyoruz her gün ...potansiyel seçici verecek en son. Buradan her gün alıyorsunuz. Burada bildirim kısmına alıyorsunuz. Zaten size gösteriyor. Bakın en altta. Tamam mı? Şöyle şunları da alalım. Captain America kategori 4 geldi. Geç bile kaldılar bence. Ben daha erken bekliyordum ama... ...geldi. Punisher'a kategori 3 geldi. İyi oldu. Punisher'a gelmesi gerekiyordu. Yeni kostüm de geldi bu karakterlere. Onlara bakacağız. Büyük ihtimalle denemesini yaparız. Belki. Duruma göre. Neyse... Burada giriş ödüllerimiz var. Bir sürü kristaller gelmiş bakın ilk 10 günde. Bunları hepsini al diyeceğim direkt. Güzel. Şöyle bakın hepsini aldık. Tamam ve buradan <laughs> alacağımız şeyler var. Şimdi biz takımız neler var bunlardan bahsedelim ilk önce ondan sonra yavaş alırız. Bakalım. Captain America, Iron Man ve Black Widow 6 yıldız kategori 2. Ee, Scream'i almışız 6 yıldız. Ee, Sharon 6 yıldız tamam. Ve 6 yıldız bir karakter alacağız. Yani bir iki karakter alacağız buradan. Kaç tane vermiş seçici? 2 tane vermiş. Bir tanesi özel. Şunlar normal. Bunlardan normal bir karakter alıyoruz. Buradan kimi alabiliriz? Ben Scorpion'u alacağım büyük ihtimalle. Scorpion gayet iyi bir karakter. Yani istediğinizi alabilirsiniz. Tabii ki tier liste bakıp. Bunun tier listesi Discord'da var. Oradan bakabilirsiniz. Buradan bir de Sky Spider alacağım. Gayet iyi olduğu için. Ve belki kategori 2 yaparız diye. Şöyle tamam diyelim geçelim. Ee, bunların yüzer tane de biyometrisini alacağım. Bu biyometriklerle ekipmanların seviyesini yükseltiyoruz. <laughs> Nasıl olduğunu göstereceğim. Scream'de 140 biyometrik var. Zaten bir de kimi aldık? Scorpion'u. Bunu da alalım. Şimdi. Özelden alınabilecek karakterler var. Burada çok az karakter vardı sanırım. Aynen burada çok az karakter var. O yüzden seçeneklerimiz sınırlı. Ee, Morbius'u, Tane'i, işte bunları çok tavsiye etmiyorum. Şu karakterleri tavsiye etmiyorum. Zaten neredeyse karakter yok. Ee, Killmonger'ı da çok tavsiye etmiyorum. Ajan Venom bunu Enchantress'ı da şu anda. Yani Kayı çocuğu da şu anda tavsiye etmiyorum. Buradan alınabilecek karakterler var. Yani eskiden buradan işte Namor alınıyordu. Ne bileyim. Ee, diğer karakterler alınıyordu ama burada çok azaltmışlar. Bu yeni başlayanların en büyük dezavantajı bence. Buradan alınabilecek <laughs> kim var? Icarus belki olabilir. Çok düşük bir ihtimalle. O kadar iyi bir karakter değil yani sadece epik görev için alınabilir. Onun haricinde Baron Zemo çok çok düşük ihtimalle liderliği için. Crescent da aynı şekilde liderliği için alınabilir. En alınabilecek karakterler Luna Snow. İleride 4 gelecektir ve oyunun metası olacaktır tekrardan. Carnage de şu anda fena olmadığı için Carnage alınabilir ama ben ileriye yatırım yapacağım. tam Iron Earth'e yeni kostüm gelecek büyük ihtimalle bir tane daha. Ama çok da muazzam olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Luna'nın Geleceği daha fazla. O yüzden tercihim Luna'dan yana olacak. Size de tavsiyem bu. 3 yandırma puanını da alabilirsiniz. Ve buradan e, bize bir tane Mega Kategori 2 bileti geldi. Bunun içinde kullanabileceğiniz karakterler var. Bunun içinde tier list var. Ona da Discord'dan bakabilirsiniz. Ama mesela takımımızda kim var? Luna var. Yani en basılabilecek karakter şu anda takımda Luna. Ve e, M'Baku var. E, bunu 6 yıldız yapabiliriz şu anda galiba. Rütbatlı diyelim. Aynen mega biletimiz olduğu için yapabiliriz. Şöyle ki, e, videolarda hiç bahsetmedim ama eee Umbaku bayağı iyi. Şöyle Marlo'verine e girelim. Kahraman diyelim. Bakalım şöyle. Tamam. Hem liderliği var %30 hem de yancılığı var. E, bu gayet gayet iyi. Yani klasik bir yancı oldu Umbaku. Fena değil. Yani yeni başlayan için dövüşçü kim var? Yancı. Eee Valkyrie var, paralı. Yani e, sif kostümüyle olabilir. Yani Maboku gerçekten hem beleşe alınıyor hem de bürütme patlama biletleriyle yükseltebilirsiniz. O yüzden güzel bir seçenek gibi duruyor. Ama yine e, Luna için şu anda Luna'yı kullanmayacağım ama Luna'yı kullanabilir. Belki siz bu videoyu izlediğinizde Luna belki meta olacak, kategori 4'de olacak, yeni kostüm olacak. E, buna bakarsınız. Ghost da var bizde paralı karakterlerden ama kullanılmaz. Şimdi bu... Rütbe atlama biletleri sadece paralı karakterlere kullanabiliyor, Onu söyleyeyim. Veya Umbaku gibi kolay elde edilemeyen karakterler yani karakterlere kullanılıyor. Şöyle ki biyometrisi kolay elde edilemeyen karakterler. Scorpion'u mesela alabiliyoruz. Veya Chester işte Star Lord'u alabiliyoruz. Groot, Shuri gibi karakterlerin biyometrini her yerden alabiliyoruz. Ama paralı karakterlerin tüm biyometrini alamıyoruz. Şimdi Efsanevi Savaş'tan bunu söyleyeyim. alabildiğimiz karakterler var. Onlardan bahsedeyim ilk önce. Buradan Evet, ee, şeyi alıyoruz, T'Challa'yı alabiliyoruz ve ilerleyen görevlerde... Yok, ee, burada değil hangisini alıyorduk? Şey... Şuradan Valkyrie'yi 2500 kristal alabiliyoruz, Thor'dan. Ve Captain Marvel'dan da Nick Fury alabiliyoruz. O yüzden bunları biraz daha geri atıyorum Çünkü ileride eğer kristal basacaksınız, para basacaksınız oyuna, daha rahat alabilirsiniz. Rütbe atlama biletleriyle de atlatabilirsiniz. E, bize güzel yancı olur diye ben M'Baku'yu yapacağım şu anda. Ee, Tabi ilerleyen görevlerde neler verecek ona da bakalım bir daha. Giriş ödülü diyelim. Burada çok da iyi bir karakter vermeyecek. Buradan da bir karakter yok zaten. Burada da yok. Yani çok karakter alamayacaksınız. Bu sizin için sıkıntı. Biz ilk başladığımız zamanlarda 3-4 tane özel karakter alıyorduk. Gerçi yine 3 tane karakterimiz var özel. Ee, Umbaku'yu tabii ki şeyden aldık. Ee, epik görevden. Yani sadece 2 tane alabildik. Şu, bu bence yeni başlayanlar için çok kötü bir durum. Ama onun haricinde diğer ödüller gayet iyi. Ee, kime basalım? Dünayı basmayı düşünmüyorum. Bakıyor basacağım ben. Lütfen bilesine biletini. Alt <laughs> yıldız basalım. Hem liderliğinden yararlanırız. Hem de yancılığından. Potansiyelden de Moonlight alacağız büyük ihtimalle. Şöyle yüksel, yükseltme bilesine basacağım. Umbaku'yu da, da tier liste ekleriz. Basılabilecek en iyi karakterlerden bir tanesi bence. Şu anda. Valkyrie'yi alamayacağımız için. Şu anda en iyisi o. Onun haricinde etkinlik görevlerimizi yapıyoruz. Bugün ben de oyuna adam akıllı yeni girdim açıkçası. Hemen karakterlerimizin kategori 4'üne bakalım. Kaptan Amerika'nın bir sürü kostümü var tabi. Kostümün görünüş gayet iyi. Klasik kostüm. Çok çok iyi olmuş. Iron Man de klasiğe benziyor biraz ama klasik kostüm değil tabii ki. Son kostümü. Birinci yetenek bu şekilde. ikinci bu şekilde gayet tatlı. Üçüncü böyle. Üçüncü tam iptallik bir yetenek belli. Ee, beşinciye bakalım şöyle. Beşinci de delaylı bir şekilde iptal edilecek büyük ihtimalle. Tamam. Ve dördüncü yeteneğimizde hasar yeteneğimiz olabilir gibi duruyor. Çok ani bir hasar veriyor. Bakın bir anda böyle hiçbir şey olmadan sanki 200 isabet veriyor neredeyse. Az önce 200 verdi de şu anda vermiyor. Tamam. Altıncı yeteneğimize bakalım. Altıncı yeteneğimiz bayağı değişmiş. Bu şekilde yapmışlar. Değişik, güzel, fena değil. Bir de şeye bakalım. Punisher'a e bakalım. Punisher nasıl olmuş? Birinci yeteneğimiz bu şekilde. ikinci yeteneğimiz bu şekilde. Üçüncü yine benzer bir yetenek olmuş. Captain America ile. Tamam. Beşinciye bakalım. Beşinci de çok bir şey yok. Dördüncü yeteneğimize bakalım. Dörtte de, de çok bir şey yok. Şöyle üç, dört. çap diye vursak. Beş, beş yapsak. Belki böyle bir şey olabilir. Punisher'ın kim? Altıncı yeteneğimize bakalım. Evet altıncı yetenek biraz daha diğerlerine nazaran güzel duruyor. Fena durmuyor. Büyük ihtimalle denenir. Ama Punisher yapmayı çok fazla düşünmüyorum. Şu an karaktere basmayı düşünmüyorum. Bu arada Namor'u bastım. Ee, Namor'u bastım onu söyleyeyim. Bizim ittifak buradan hemen bulabilir miyiz? Gelir mi? Aa geldi anında. Çok güzel. Şöyle benim hesaba gelelim. Göstereyim. Bugün skor atmadım. Aşağılardayım büyük ihtimalle. Hah. Bu hafta biraz videoyu salacağım, onu söyleyeyim. Bayağı salacağım çünkü sınav haftam başlayacak. Çok fazla oyuna bile vakit bulamayacağım. E, Namor videosu yapacağız gördüğünüz gibi. Kategori 4 yaptım. 10 milyon civarı bir skor atmıştı kendi gününde. Bakalım kategori 4 ile birlikte ne kadar olacak, onu da bakacağız. Bunu da göstermiş oldum. Hemen çekiliş sonuçlarını açıklayalım. Daha sonra video devam edelim. Hemen geldik. <laughs> Lafı uzatmadan çekiliş tamamla diyeceğim. Bakalım 14 tane kazanan olacak. Biraz da yedek olur. Ee, 3-4 tane de yedek yaparım. Evet hemen birden başlayalım. Birinci hemen şöyle ikinciye bakalım. Hemen gelelim şöyle üçüncüye bakalım. Hemen şöyle dördüncü. Şöyle beşinci. <laughs> altıncı şöyle yedinci, şöyle sekizinci, şöyle dokuzuncu, onuncu, şöyle onbir, oniki, on ismi gösterdim zaten ve 14. İki tane de yedek göstereceğim. Birinci yedek ve ikinci yedek. Hadi bir tane daha gösterelim. Üçüncü yedeğimiz de bu şekilde. İşte bana hemen iki gün içerisinde ulaşın bugün geceye kadar ve yarın geceye kadar, yarın gece 12'ye kadar ulaşın. Yoksa yedekleri dağıtacağım. Haberiniz olsun. Çekiliş kazanları tebrik ediyorum. Kendinize yakın. Görüşmek üzere ve bay bay.